Değil mi? Eski bir kafa desende yok efendim. Yeni bir sakal adlı bir emekli öğretmenimiz atölyesinde tablo desende ayaklarını bitiriyor. Ayakkabıdan iyi belli oluyor. Heykeli yeni yaptık. 28 Ekim'de Hükümet Konağı'nın arkasındaki meydana koyduk efendim. İlimizin sembolü. Efendim bunlar Isparta gülü. Lütfederseniz Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesine dikilmek üzere 16 tane gül fidanı İbrahim Bey'le de görüştük efendim. Uygun gördüğünüz bir yere dikilirse çok minnettar kalırız efendim. Büyük memnuniyetle doğrusunu yapacağız. Bunun kokuları köşkede yayılsın istiyoruz. Sağ olun. Devam edelim arkadaşlar. Otur. Bu noktaları biliyorsunuzlar. Bütün noktaları şuradan da okuyabiliriz. Cumhurbaşkanı olarak Isparta'yı bu güzel ülkemizi ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Isparta bildiğiniz gibi gül Isparta'nın simgesidir ve gül bahçesidir. Ve gül bir Isparta adlı Türkiye'de. Ama Isparta aynı zamanda göller bölgesini de bünyesinde barındıran bir bölgesidir. Mesela Türkiye'nin en güzel, en şirin, tabiatın en güzelliklerinin belirgin olduğu illerimizden biri. Bakımdan bu ilimizi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz gerçekten. Ayrıca büyük bir üniversitesi vardır. Huzurlu bir ilimizdir. Her bakımdan sükunet, huzur ve bu ilimde tabii ki geleceğini çok parlak durmaktadır. Isparta'nın altyapılarının gayet sağlanabildiğini biliyorum ama muhakkak Isparta'nın geleceği en iyi şekilde taşınmasıyla ilgili de burada bizim yetkililer, özel sektör, her meslekten yani yapmaktadır, yapacaktır. Isparta'nın daha çok öne çıkacağını düşünmeye çalıştık. Bir taraftan tabii ki de bir taraftan Isparta'nın bilim merkezi olmasıyla ve diğer yandan muhakkak çok Akdeniz bölgesinin senin söylediğin gibi hem tarihi ta antik çağlara ulaşan arkeolojik zenginliği, Osmanlı Selçuklu döneminin zenginliği ve bugünkü güzellikleriyle Isparta'nın çok daha geleceğinin parlak olacağına inanıyorum. Isparta aynı zamanda çok önemli tabii devlet adamları yetiştirmiştir. Değerli bir cumhurbaşkanı çıkartmıştır. Tüm bunlarla Isparta Türkiye'nin esir şehirlerinin birisidir. Sayın Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın güzel bir şekilde yazılmış şeklini hediye ettiler. Bildiğiniz gibi Mehmet Akif Ersoy da tüm bu bölgemizi birleşmesini temsil etmişti. O bakımdan da ayrıca başlıyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulüne bu ziyaretimin rastlaması ayrıca bir güzellik arz etmektedir. Gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vatandaşlarımın gösterdiği sevgiye, muhabbete de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani siz Ermenistan'la ilişkilere son derece önem veren bir lidersiniz ve kritik dönemde, çok konuşulan bir dönemde oraya maç izlemeye dahi gittiniz. Türkiye'nin futbol ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında. Ancak Amerika'da biliyorsunuz bir karar alıştı Amerika'ya ilişkin olarak. Şimdi İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nda benzer bir oylama gerçekleştirecek ve şu anki göstergelerde muhtemelen geçebileceği yönünde. Kararların Türk halkın nezdinin hiçbir itibarı yok. Ve bunların hepsi çok yanlıştır ve tarihe ve tarih bilimine de çok büyük haksızlıktır. Yani siyaset adamlarının yani tarihle ilgili bilgisi olmayan insanların tarihle ilgili karar vermeleri kadar yanlış bir şey olmaz.
benim önem verdiğim şey barış, istikrar ve iş birliği. Dolayısıyla Kafkaslar'da da barış, istikrar problemlerin çözümü konusuna verdiğim önemlidir. Ümit ediyorum ki uzun vadede barışın ve istikrarın sağlanmasını engelleyici, yaralayıcı bu tip alınan politik kararların yanlış olduğunu herkes görür. Sayın Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliği konusunda muhalefetin iktidarın uzlaşma çalışmaları devam ediyor ama bu yasama döneminde böyle bir değişiklik mümkün mü acaba? Siz ümit var mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman gündemine hakim olur. Eğer böyle bir irade ortaya çıkarsa ne çıkmıyor? Her şey olur. Karşıda bir yazı görüyorum. Eğirdir bir hazinedir, kıymetini bilinmelidir. Bunu kim yazdıysa güzel yazmış. Bu gölün kıymetini hem devlet olarak, bütün kamu kurumları olarak biz bilmeliyiz, hem de bütün halk olarak sizler en güzel şekilde bilmelisiniz. Burası yukarıdan, uçaktan görünce ayrı bir güzellik. Çevreden bakınca ayrı bir güzellik.
gerçekten bu güzelliği muhafaza etmek gerekir. Buralar doğrusu bir hazinedir. Buralar bir cennet gibi, yeryüzünün cennetinin işte örnekleridir. İslam köyü, herkes Türkiye'de. Herkes İnşallah efendim. Başımdan duyacaklarım. Ne kadar övünsel azdır. Çok iyi bir beraber çalışma arzusu ortamı ve Isparta'yı, daha doğrusu bütün bu bölgeyi daha da ileriye taşıma arzusu olduğunu görüyorum. Bu her şeyin başı. Kararların nasıl alındığını biz çok iyi biliriz. Onun için bundan bizim nezdimizde hiçbir itibarı yoktur. Yani bu oylamayı yapanlar, bu kararı alanlar tarihçiler değil ki, bilim adamları değil ki. Geçen Amerikan Kongresi ile ilgili söylediğimi burada tekrarlamak isterim. Sorsanız üç kelime konuşamazlar. Maalesef çok küçük motivasyonlarla hareket eden insanlar. Tarihe yaptıkları saygısızlık açısından üzüntü verici. Bizim için hiçbir itibarı söz konusu yok. Bunlar da çok büyütmeyin açıkçası. Çok fazla büyütülecek bir konuda değil. Çünkü itibar etmediğimiz konuları büyütmememiz de gerekir kanaatindeyim. Bugün Sarkisyan'ın bir açıklaması oldu. Protokollerin gidişatına ilişkin. İmzasını geri çekebileceğine ilişkin bir yorum yaptı. Eğer başka Türkiye'ye başka konuları bağlamaya devam ederseniz. Kasıtlı olarak Ermeni tarafının olumsuz bir tavır takındığını düşünüyor musunuz? Hayır, şeyler bakarız onlara. Ama tekrar söylüyorum. Hiç bu konuları çok fazla itibar etmeyin. İtibar edersek yenileri gelir çünkü.